Efendim merhabalar, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. GrowTech Fuarı'nda Agro TV'de sizlerle birlikteyiz. Sabah 9'dan 11'e kadar haber müdürümüz Merve İkinci ile birlikte tüm gündemi aldınız. Çok hoş şeyler olmadı ne yazık ki Türkiye tarım sektöründe, özellikle son pandemi dönemi ve son 1-2 günde. Bunların hepsini değerlendirme imkanını bulacağız efendim. Çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Türkiye'de gerçekten bunu samimiyetle ifade ediyorum, Türk tarımında yaşanan gerçekleri Ahmet ne der, Mehmet ne der, üyem ne der, bakanlık ne der diye söylemeden, düşünmeden, olduğu gibi yaşanmışlıklarla anlatan çok kıymetli bir isim. Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Süs Bir Başkanı Savaş Akçan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. En başta peşin peşin söyleyeyim. Samimiyet biz yayıncılar için arayıp da bulamadığımız bir şey. Hep böyle konuklarımızın üç cümlesinden bir kelime çıkarabilmek için çok şey uğraşıyoruz. Çünkü biz de gerçeği çok iyi biliyoruz ama sizde hiç öyle olmuyor. Her cümleniz manşet ve gerçek. Efendim, dün çok kötü bir gelişme oldu. Siz de takip etmişsinizdir. Özellikle gübre ve zirai ilaç hem üreticileri hem de ana tedarikçileri bayilerine mesajlar gönderdiler. Dediler ki artık biz döviz kurunu öngöremiyoruz ve satışları durdurun. Şimdi bu aslında bizi iki temel noktaya götürüyor. Bir, sektörün ne kadar zor durumda olduğunu. İkincisi ise belki biraz eleştiri olacak ama tarıma girdi sağlayan sektörlerin her krizde biz üreticimizin, çiftçimizin yanındayız derken, tamam ciddi bir kriz var, ticaret yapmak zor iş ama hemen satışı, hemen de demek doğru olmadı ama bu kadar yükselişten sonra satışı durdurmaları bana biraz da garip geldi. Her şeye rağmen bir çıkar yol bulabilirlerdi düşünüyorum. İki eksende değerlendirir misiniz efendim konuyu? Umut Bey, öncelikle bugün 24 Kasım. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ülkemizdeki bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Bugünlere gelmemizde vesile olan, bize yol gösteren, eğiten, bizi bilgilendiren öğretmenlerimize minnetlerimizi, şükranlarımızı buradan aracınızla sunmak istiyorum. İyi ki varlar ve umarım evrensel değerlerle çocuk yetiştirmeye devam ederler. İnşallah. Sorunuza geldiğim zaman konu nereden tutacağımızı bilmediğimiz halde açıkçası şu o anda. O noktaya geldik. Yani şimdi ne söylesek de neye fayda sağlasak inanın bilmiyorum. Olay şu, evet bugün dün öğrendik, bazı gübre firmaları bayilerini arayıp satışlarını durdurdular. Üretimin başladığı bu günlerde bu bizim için çok ciddi bir handikap. Bu handikapın neticesini biz 6 ay sonra hissederiz. Evet. Verimlilik düşüşünde, pazarda talep varken arzın sağlanamayışında bugünü hatırlayacağız. Peşinden akaryakıt satıcıları toplu satışlarını durdurdu. Bu da ne demek? 5 tonun üzerinde mazot almak isteyen üreticilerimiz, büyük üreticilerimiz alamayacaklar. Yani pompa falan günlük yürüyecekler. Bırakın dün akşam gazetede, yani gazetede, internette okudum. Çok büyük bir çikolata üretici firmamız, üretimini durdurmuş. Evet. Fiyat öngörüm yok benim diye. Kahve üreticileri kahve satışlarını ambiyane tabiriyle karneye bağlamış. Bir paketten fazla satmamaya çalışıyorlar. Ve bu her geçen gün artan haberlerle yürüyen bir süreç. Açıkçası bu bizim tarım üreticisi, tarım emekçisi açısından algılayamadığımız bir durum. Çünkü bu insanlar tarım sektöründe üretim yapan, gerçekten tarlada izi olup harmanda yüzü olmak için, yüzü olsun diye uğraşan insanların bilmediği bir yaklaşım. Çünkü biz yıllarca ürünümüzün ne kazanacağını bilmeden, ürünümüzün ne getireceğini öngöremeden, hatta bir önceki sene %10, %20'lerde zarar ettiğimizi yaşamış olduğumuz halde üretim ara vermeden sürekli üreten bir kitleyiz. 7 milyon Türk çiftçisi zaten yani böyle bir yaklaşım hiç yapamadı. Kaç kere duydunuz bu sene buğdaydan ben para kazanamadım, buğday ekmiyorum diyen çiftçi? Domatesten, biberden, patlıcandan para kazanamadım, zarar ediyorum deyip de ben üretmiyorum artık bu sene diyen çiftçimiz var mı Allah aşkına? Üretemeyenler var. İflas edip borç batağında üretim enstrümanlarına el konulduğu için üretemeyenlerimiz oldu. Tarlasını kaybettiğimiz üretemeyenlerimiz oldu ama sistemi yürütenler her zaman üretmeye devam ettiler. Çünkü biz bu ülke için bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra benim halkımın, vatandaşımın önüne koyacak gıda ürünüm olmayacak. Biz bunları bu şekilde düşünürken, biz üreticiler, biz tarım emekçileri konuya bu şekilde yaklaşırken hala bu kitleye pozitif ayrımcılığın yapılmayışını
nacizane Savaş Akçen anlamıyor. Anlayan biri varsa da beri gelsin bana anlatsın. Başkanım şimdi şöyle bir şey, o kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki ben iki açıdan da değerlendirmenizi alacağım. Şimdi yarın Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ihalesine çıkıyor. Hem de ekmeklik buğday ihalesine çıkıyor. 385 bin ton. Tonları geçelim. Zaten rekorlar kırıyoruz. Ve Mısır ülkesinden sonra şu anda buğday ithalatında birinci sıradayız. 340 dolar, 350 dolar bir fiyat bekleniyor. Bir de efendim bir duyumumuz daha var. Değerlendirmeleriniz için orası katarsanız çok seviniriz. O da şu. Ülkelerin bir bölümü, buğday satıcısı ülkeler kendi ihracatçılarına demişler ki buğdayı satacaksanız bana şu kadar fon vermek zorundasınız, vergi vermek zorundasınız. Bu ihracatçılar bizim ithalatçılara o fonu da sen ödersen ancak limanına yıkarım şeklinde. Şimdi bunun da 80-90 dolarlar olduğu ton başına söyleniyor. Eklediğiniz zaman 450 dolara geliyor. Siz bir ay önce 500 dolarları görürüz demiştiniz bir başka yayında başkanım. Şimdi o sürece işte gelmiş oldu. İki sene önce şunu söylemiştik sizinle beraber yaptığınız televizyon programında Umut Bey. Biz pandemi süreci içerisinde üreticimizin önünü açamaz isek, üreticimizi tarlayla buluşturamaz isek, biz bu ülkede 500 dolarlara değil paramızla buğday alamayacak hale geleceğiz demiştik. Şu an söylediğimizin maalesef birinci etabı gerçekleşmiş durumda. 500 dolar bugünkü şartlarla baktığınız zaman bugünkü dolar kuruyla 6,5 TL. Nakliye navlun gümrüğü koyduğunuz zaman 7,5-8 lira giren bir buğday fiyatı. Evet. Benim şu an Konya borsasındaki fiyat, buğday fiyatım 4,5-4,25. Yani ben kendi üreticimden 4,25 liraya aldığım buğdayı yabancı üreticiden 8 liraya, 7,5-8 liraya alacağım. Madem böyle bir kapasitem var, madem bunu alabilecek gücüm varsa neden ben bunu kendi üreticimden almıyorum ve kendi üreticime arkadaş sen üret ben senden 8 ay sonra buğdayı 8 liradan alacağım diye bugünden fiyat açıklamıyoruz. Bu bir öngörü meselesi ama yok. Ya öngörüyü yanlış öngördün, fazla öngördün, fahiş fiyat verdin, kendi üreticine vereceksin bu parayı, başkasına vermeyeceksin. Bu ülke ekonomisinin içinde kalacak o para. Evet. Başka ülkeye gitmeyecek ki. Hala bunu algılamaktan imtina ediyoruz. Bir de başkanım. Ama bunun yanında bir sürü devlet yatırımlarına garantili ödemelerle ihaleler verilebiliyor. Ben bir köprücü kadar kıymetli değil miyim arkadaşım? Çok doğru. Köprüye veriyorsan geçiş garantili ihale, bana da üretim fiyat garantili üretim yaptır. 7 milyon kişi de bunu yapsın. Şimdi kimse, çok mu zor bir şey söylüyorum? Çok zor bir şey değil başkanım. Yani tabii kimse burada işte köprüyü, otoyolu eleştirmiyor ama şu bir gerçek. 2022 yılında tarıma verilecek kaynak 25.8 milyar lira olarak açıklandı. Garanti kapsamında işte otoyoldur, hastanedir, geçiştir bunun iki katı. Yani neye önem verdiğimiz burada ortaya sorun çıkıyor. Sorun yok. Tarih kendini tekrar haklı çıkartacaktır. Biz 4 ay sonra ekmek fiyatını 5 lira yaparsak ya da ekmek yapacak buğdayı bulamazsak o zaman önem verdiğimiz köprü bacaklarını yemeye başlarız. Bilmem katılır mısınız? Şimdi özellikle emtialar içerisinde sayılan 5 tane temel ürün grubu işte buğday, arpa, mısır, şeker pancarı, soya gibi. Şimdi diyoruz ki biz hep yabancı ülkelerin çiftçilerini destekliyoruz. Aslında doğru ama dolaylı olarak. Ama işin biraz içeriğine baktığınız zaman bu ürünlerin ticaretini yapan 5 tane şirket sadece uluslararası çapta. Yani biz bir anlamda o 5 tane şirketi destekliyoruz. O zaman mandacı olmuyor muyuz? Oluyoruz. Net bir şekilde oluyoruz. Zaten ben başka bir yerden bakmaya lütfen tavsiye ediyorum sizlere de. Bu dışa bağımlılık sözünü biraz haddini aşarak kullanmaya başladık bizler. Bu ülke dışarıya bağımlı bir ülke değil. Temelde değiliz. Nasıl değiliz? Eğer uygun şartlarda biz üretimi devam ettirirsek dışarıya bağımlı olacağımız hiçbir konumuz yok bizim. Doğalgaz, petrol unsurundaki değil tarım sektörünün pozisyonu. Üretebilecek arazim de var, iş gücüm de var, imkanı da iklimim de mevcut. Fakat burada politikasızlık bizi bu hale getiriyor. İki, ticaretin doğasında artık globalleşen bir dünyadan bahsediliyor. Sınırlar ortadan kalktığı bir dünyadan bahsediliyor. Dünya ticaretinde alışlar verişler söz konusu. Satıyoruz da alıyoruz. Satmak için alıyoruz, almak için satıyoruz. Yani bu düzen içerisinde bir sorunumuz yok. Fakat benim buradaki kriterim şu. Ben bunun ötesindeyim açıkçası. Neden yabancı piyasalara 10 liradan o ürünü ithal ederken aynı ürünü üreten kendi üreticime 3 lira fiyatı reva görüyorum ben? Neden sübvansiyonları biz işletmiyoruz hala? Şu anda Sayın Bakan söyledi ki mutsuz olan bir çiftçi yok.
gelirinden memnun olmayan çiftçi yok. Başka bir yerdeyiz. Yani benden mutlu olanı henüz göremedim. Aynen öyle. Ben göremedim. Ama yani adresleri görsek biz de mutlu olacağız ama burada sorunumuz şu. Gerçekleri saklamaya çalışarak bir yere varamayız. Önce birinci çözümü birinci konusu. Sorunu ortaya koyarız. Sonra soruna bakıp nereden çözmeye başlayacağımıza karar veririz. Ve yavaş yavaş bu işi çözmeye gideriz. Ama birinci kural sorunu net bir şekilde ortaya koymak. Biz daha sorunu ortaya koymaktan imtina ediyoruz. Aslında sorun ortada da kabullenmiyoruz. Ama nereye kadar gidecek? İşte güneş patlıkla sıvanmaz. Sıvanmayacak. Ben ekonomist değilim. Dolayısıyla dövizdeki bu dalgalanmanın nedenini, nasılını hakikaten bilmiyorum. Bilmediğim için de bir fikrim yok. Yani bu konuda fikir yürütemeyeceğim. Peki. Ama var olan durumun üretim enstrümanlarımızı, girdi maliyetlerimizi çok etkilediğini ve çiftçinin bir hafta sonrasında karşısına nasıl bir tablo çıkacağını bilmediğini, o bilinmezliğin de insanları hem moral açısından hem de üretim gücü açısından aşağı düşürdüğünü hissediyoruz, görüyoruz. Sayın Başkanım, şimdi ilk sorumun ikinci boyutu vardı. O da tarıma girdi sağlayan sektörlerin yaklaşımı. Siz de bir anlamda düşündüğümüz zaman en önemli girdilerden biri ama başka bir anlamda da aslında kendisi de tarımsal ürünler olan tohum, fide, fidan ve süs bitkileri bir bölümde bunları temsil ediyorsunuz sonuçta. Üreticilerini ve tedarikçilerini. Şimdi aynı zamanda bir çiftçisiniz. Sonuçta siz gübre de kullanıyorsunuz, tarım ilacı da kullanıyorsunuz, mazot da kullanıyorsunuz. Ticaret yapmadığım için belki bana buradan tırnak içinde ahkam kesmesi kolay. Biz maaşlı insanlarız ama her seferinde biz tarımın, çiftçinin yanındayız diyen sektörlerin bu kadar büyük bir kriz bile olsa birdenbire satışları durdurması bir tarımsal tedarikçi temsilcisi olarak, STK başkanı olarak nasıl yorumlanıyor? İşte bu noktada yorumumuz çok hoş değil açıkçası. Çünkü iki tane açıdan bakmak lazım konuya belki. Bir, tarımsal üretimin gerçekleri, yani tarlada bitkinin güneşle suyla buluşarak bir süreç içerisinde büyüme süreci var. Bir de olayın insanların bu süreci ticaretle kombinasyon edip onu bir paraya çevirme, bir girdi gelir gider dengesi içerisinde yürütmeye çabaları var. Burada tarımın özünü hissetmeyen bu taraf, tüccar tarafı bu işi birlikte yürütme şansı yok. Tarım işi sadece ve sadece gelir dengesi, gelir elde etmek için yapılan bir faaliyet değil. Bu ülke için yapılması gereken, bu ülke insanı hatta dünya insanı için yapılması gereken bir görev. Bu görevi yaparken de diğer bu bahsettiğiniz sektörlerde bu sektöre, bu tarım sektörüne destek vermek zorunda. Fakat burada temel konu para kazanmayı olmaması lazım. Çünkü bu iş yıllara sari, uzun yıllar sürdürülebilir olması gereken bir konu. Ha, tabii şunu söyleyemem ben. Vatandaş cebindeki 10 liraya yatırsın. Bunun karşısında 5 lira para alıp 5 lirasını kaybetsin. Bu da adil değil. Ha işte burada devletin devreye girmesi lazım. Demesi lazım ki arkadaş, Savaş, sen 10 liralık ürün ürettin. Bunu 11 liraya satmak durumdasın ama benim üreticim de 11 liraya bunu alacak gücü yok. Ancak 5 lira verebiliyor. 6 lirasını ben veriyorum sana. Sen çiftçime gübresini sat. Çiftçim 5 liradan gübresini alıp ekimini gerçekleştirsin. Ve bunu ürün piyasaya çıktığı zaman da 10 liralık ürün değil de 7 liraya benim vatandaşımla, tüketicimle buluşturabilelim. Ve insanlar aç kalmasın. İnsanların bebekleri, insanların çocukları istediği şekilde doyana kadar yiyebilsin. Bunu yapması gereken devletimiz. Devlet işte bu noktada devreye girmesi lazım. Bu sübvansiyonu işlemesi lazım. Fakat devletin bir de denetleme mekanizması var. Bu gibi durumları stokçulukla, döviz spekülasyonlarıyla kendine ranta çeviren işletmeleri de ortaya çıkartıp en ağır şekilde bu fırsatçılığı yaptığı için cezalandırılması gerekmekte. Evet. Çünkü ben şu süreç içerisinde döviz satan, şu süreç içerisinde döviz ticareti yapan insanların açıkçası ülkeye en çok zararı veren insanlar olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Aynı fikirdeyiz. Şimdi efendim sorumu şöyle bağlayacağım. İster Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakın. Ben onlara inanmıyorum, açık söyleyeyim. Ben de. İsterseniz de piyasaya bakın. Girdi maliyetleri içerisinde son dönemde en az artan alan tohum ve bitki üretim materyalleri. Türkiye İstatistik Kurumu 10 diyor. Özel sektör 40-50-60 diyor ama 60'ı bile baz alsanız en az artan o.
Siz de sonuçta bir tarımsal ürün üretiyorsunuz ve diğer girdi maliyetlerin artışlarından etkileniyor. O zaman siz nasıl başardınız? Aslında biraz da buraya bağlayacaktım. Yapılabilir bir şey miydi? Valla bunu şöyle başardık mı daha bilmiyoruz. Yani böyle yaptık ama sonuçta başarılı ama olacak. %200'den de bahsetmiyoruz. Başardık mı bilmiyoruz ama olay şu. Üretim zincirini bozmamak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için biz pandemiden ilk günden bu yana üretimimize ara vermedik. Açıkçası şu anda da konu bütün üreten, yani dediniz ya tohum da bir bitkisel ürünü sonuçta. Bitkisel üretim yapan arkadaşlar gibi maliyet muhasebesini kapattık. Şu anda tohumcu maliyetini açıkçası bilmiyor. Baskılanan ürün fiyatıyla tohumu dengeleyip 3-5 puan üzerinde ürünü satmaya çalış. Bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunun hiçbir matematiksel, hiçbir tablosal gerçeği yok. Ama buraya zarar mı yazılıyor, kar mı yazılıyor? Bunu işte senenin sonundaki bilançolarımızda göreceğiz. Muhtemelen zarar yazılıyor. Aha. Ama biz şöyle düşünürüz her seferinde. Bugün devletime, milletime, yarın inşallah bana çalışırım. Yarın. Çiftçinin yarını bitmezmiş. Anladım. Başkanım, fuar daha bugün açıldı. Pek çok tohum firması da var. Katılım gerçekten güzel ama siz de sürekli canlı yayındaydınız. Bu nedenle hani tohum firmaları, yeni çeşitler, özellikler gibi soruların hani bir geçerliliği olmayacaktır diye düşündüm ama şöyle bir bakarken en azından buraya gelirken bir göz atmışsınızdır. Memnun musunuz katılımdan? Valla katılım çok güzel. Tabii burada pandemiden ötürü insanların 2 yıldan bu yana bir araya gelememesinin verdiği hasret de söz konusu. Çünkü biz dokunarak, temas ederek ilişkilerimizi sürdüren, evet, bir kitleyiz, toplumuz. Dolayısıyla bu noktada bizim böyle fuara ihtiyacımız var. Bu fuar bize hem bu pandemi neticesindeki kaybettiğimiz bir moral motivasyonu da yükselteceği kanaatindeyim ben. Temas edeceğiz birbirimize, birbirimizi daha iyi anlayacağız. O Zoom gibi programlarda ekrandan ekrana, camdan cama olan temasların candan cana olacağı bir ortamdayız. Dolayısıyla bu bize bir pozitif moral vereceği kanaatindeyim. İnsanlar değişen, pandeminin bize öğrettiği değişen ticari şartlarını, küresel ısınmadan kaynaklı iklim krizinin getirdiği negatif etkileri, ekonominin şu denli oynaklığını diyelim artık, yani değişkenliğinin getirdiği bilinmezliği beraber konuşabilecekleri, birbirlerine fikir alışverişi yapabilecekleri ve belki beraberce taşın altına ellerini, ayaklarını, kafalarını sokabilecekleri, politikalar üretecekleri bir ortam olacağı kanaatindeyim. Bu fuara ihtiyacımız vardı. Evet. Sektörün de ihtiyacı vardı. Ama keşke böyle bir bilinmezlik yumağı içerisinde olmasaydık da biraz daha yarınları görebilir, planlamamızı başarabilir ortamda olsaydık ama buna da şükür demekten başka elimizde bir şey yok. Dolayısıyla bir kere sizin aracınızla tekrar söylemek istiyorum. Bu ülke için üreten, yarınından emin olmayıp ürettiği malın maliyetinin neticesinde nasıl bir gelir alacağını bilmeden üreten 7 milyon Türk çiftçisine buradan minnetlerimi sunmak istiyorum. Çok haklısınız. Ama devletimden de, devletim dediğim, devleti şu anda temsil eden insanlardan da isteğim, bu insanları rantiyecilere, sermayeye, emperyal güçlere ezdirmeyiniz. Bu insanlara sahip çıkınız ve bu insanlara pozitif ayrımcılık yapınız. Çok benim tek temennim bu. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Programın başında sizi takdim ederken kurduğum cümlelerin hakkını bir kere daha verdiniz. En azından benim vazifem, ben temsilciyim. Çok sağ olun. Ben temsilciyim. Çok teşekkür ediyorum.